Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Önce şiirden bahsedilmiş. Şiirin gözü, hikayenin, romanın ihtiyacı olan göz olduğu, gözdür diyerekten bahsedilmiş. E, Tanpınar'dan, Haşin'den, Sabahattin Ali'den örnek vermiş. Eserlerindeki, nesillerindeki büyünün şiirden kaynaklandığını belirttikten sonra şair olmasaydım bu öykülerin hiçbirini yazamazdım diyerek şairliğin öykücülüğe etkisinden bahsetmiş dilin imgeli olmasından, öykü ile farkından ziyade şairliğin öykücülüğe farkından, etkisinden bahsettiği için şair olmasaydınız öyküleriniz nasıl olurdu? Kör ve sağır olurdu. Yani öykülerimi yazamazdım şeklinde bir bağlantı kurduğu için e, şairliğin şiirin öyküye etkisi üzerinde durduğu için doğru cevap C'dir. Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Başka bir mesleğiniz varsa gün içinde ya da hafta sonunda yalnızca kendinize ait olan hiçbir şeyin müdahale edemeyeceği belli bir süreyi kendinize ayırmalısınız diyor. Örneğin haftanın 5 günü akşamları 2-3 saat ya da cumartesileri 8 saat ayırmak yeterli olabilir diyor. Ancak en önemlisi yaptığınız işten gurur duymanızdır. Eğer çalışmanızın sık sık kesilmesine izin veriyor ya da davetleri kabul ediyorsanız bu duygu yavaş yavaş yok olacaktır diyor. Demek ki bir mesleğe sahipseniz başka bir şeye vakit ayırmak gerekliliklerinden bahsedilmiş. Ee, yazarların kendine vakit ayırmasından değil, başka meslekler yapıyorsunuz, yazar olmak için neleri göz almalısınız? Vakit ayırma vurgusu yapmadığı için A ve B'yi eledik. Bir eser yazmak için öncelikleriniz neler olmalıdır? Eser yazmak için öncelikten bahsedilmiyor. Vakit ayırmak gerektiğinden bahsediliyor. Başka bir mesleğiniz varsa şu şu vakitlere ayrın vurgusu yaptığı için 8 saat çalıştıktan sonra bir eser yazmak için gerekli zaman ve enerjiyi nasıl bulabilirsiniz? Akşamları ve cumartesi pazar vakitlerinizi şu şekilde planlayarak dediği için doğru cevap C'dir. Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Giriş cümlemize baktığımızda önceleri çalışırdım diyor. Demek ki şimdi çalışmıyor. Hangi konuda çalışmadığını anlamaya çalışalım. Sonra fark ettim ki belli bir yaşa gelince artık kendi dilinizi bulmuş oluyorsunuz. Bugünle de yazdıklarımı iki hafta sonra gözden geçiriyorum. Tabii kaçınılması gereken yanlışlar tekrar oluyor. Şimdilerde yazdıklarım belli bir seviyeye ulaşmış. Demek ki yazdıklarının kalitesine bakıyor. Önceleri kalitesini artırmak için çalışırmış artık çalışmadığını söylüyor. Bu bağlantı yaramamız lazım. Yani eskiden geri dönüp düzeltmeler yapıyordum artık yapmıyorum diyor. Bu da öyküleriniz yazarken geri dönüp yazdıklarınız üzerinde tekrar çalışır mısınız? Eskiden çalışırdım. Şimdi çalışmıyorum vurgusu yaptığı için doğru cevap B'dir. Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Bu soruyu birkaç yıldır fotoğrafçılık kursu verdiğim çeşitli yaş gruplarından birçok öğrencime sordum. Bir sorudan bahsedilmekte. Cevap bulabildiniz mi diye sorarsanız net bir şey bulamadık. Ama bazı sonuçlar çıkardık elbette. Bunlar arasından birini aktaracağım size demiş ve o sorunun cevabını vermiş. Sanat e, üretmek yoluyla başkalarına aktarmasıdır demiş. Burada sanatın tanımını verdiği için yani sorunun sanat nedir sorusu olduğunu görüyoruz. Amaçtan e, neresinde olduğundan, fotoğrafçılığın neresinde olduğundan, sanatın yerinden nasıl olması gerektiğinden bahsedilmiyor. Sanat nedir? E, Birçok öğrencime sordum. Ee, birini size aktaracağım bu cevaplardan dediği için doğru cevap sanat nedir sorusudur. B seçeneğidir.